Muhammedur Resulullah. Ertuğrul, Kadevren, Balıkesir, Susamık. Selam sana Türk dereleri. Bütün burada da bu vesileyle bütün hemşehrilerime, bütün akrabalarıma, bütün tanıklarıma efendim en içten duygularla selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Aramızdan ayrılan bütün hemşehrilerime, efendim akrabalarımız var, ısınlarımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu son derece özel, son derece anlamlı bir günde hemşehrilerimle beraber olmak gerçekten benim için büyük bir ayrıcalık. Burada atasporunun sürdürülmesi, yaşatılması, bu konuda Sayın Valimizin, Belediye Başkanımızın ve diğer tüm ilgililerin yaptıkları gayretler gerçekten her türlü takdirin üzerinde. Burada Türk'ün gücünü göstermek bakımından bu yapılan çalışmaları her bakımdan destekliyorum. İnşallah gençlerimize bu yansıyacak ve ata mirasımızı da bir şekilde yaşatacağız. Bundan dolayı emeğine herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha başarılı ve yaygın bir şekilde, kapsamlı bir şekilde bu faaliyetleri yürütecek. Tarihimizi tanımak bakımından, kültürümüzü tanımak bakımından, onu yaşatmak bakımından çok değerli ve anlamlı bir faaliyet bu. Size de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Az önce spor ekranlarında çok güzel bir söz söylediniz. Dediniz ki güreşçilerimiz burada Türk'ün gücünü gösteriyor. Mehmetçiklerimiz. Doğru. Türk'ün gücünü gösteriyor. Evet. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Ben size özel bir soru sormak istiyorum. Şu anda Balıkesir'deyiz ve Balıkesir'in online televizyonuna röportaj veriyorsunuz. Balıkesir deyince aklınıza ne geliyor efendim? Gerçekten Balıkesir insanı çok özel insan, çok değerli insanlar. Çok gerçekten okumasıyla, yazmasıyla, çalışmasıyla, kültürüne sahip çıkmasıyla, tarihine sahip çıkmasıyla, Cumhuriyet'e bayrağı gösterdiği ilgiyle gerçekten son derece takdire şayan bir ilimizden bahsediyorum. İlimizin özellikleri bunlar. Bu konuda da bu güreş konusunda Kurtdere'nin hatırasını yaşatması, Seyit Ali Onbaşı'nın hatırasını yaşatması gerçekten bizim tarihimizdeki köşe başlarının, köşe taşlarının burada olması bizim için de bir Balıkesir olarak bizim için de son derece gurur verici. Bundan dolayı gerçekten heyecanlıyız ve gururluyuz. Yani biz işte dünden beri biz Yücel Başkan'la beraberiz. Bu konuları ayrıntılı bir şekilde görüşme fırsatı bulduk. Gerçekten yaptıkları hizmetler çok değerli hizmetler. Yapılan yatırımlar çok önemli. İnşallah bundan sonra çok daha önemli yatırımlar ve çalışmalar yapmak suretiyle hem Balıkesir'imizin tanıtılması bakımından hem de gençlerimize bir ufuk vermesi bakımından bu ata yadigarı sporumuzun geliştirilmesine hepimiz gayret göstereceğiz. Yücel Başkan burada Balıkesir'de. Bizler nerede görev düşerse orada. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha ileri seviyelerde bu ata yadigarı sürdüreceğiz. Çok çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bütün Balıkesir'e selam. Sağ olun.
62.si düzenlenen geleneksel Kurtereli yağlı güreşlerinde Kurtereli Er Meydanı'nda Doğalı Çayır'dayız ve Türkiye Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Türkiye Güreş Federasyonu AS Başkanı, aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yücel Yılmaz, güreşin Kurtereli'de nasıl ihya ve inşa edildiğini şimdi bize kendisi anlatacak. Sözü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'a takdim ediyorum. Evet, Kurtereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri geleneksel olarak Balıkesir'in çok benimsediği, yapılmasını istediği bir güreş. Balıkesir Büyükşehir olduktan sonra 2014 yılından itibaren artık hem Büyükşehir hem Merkez İlçe Karesi Belediyesi tarafından organize edilen ve Türkiye'nin en büyük güreşlerinden biri olma hedefiyle yola çıktı. Allah'a hamdolsun bugün Kırkpınar'la eşdeğer kalitede güreşlerin olduğu, tüm pehlivanların katıldığı, hatta rekor düzeyde alt boyların katıldığı bir güreş. Savunma Bakanımızı ağırlıyoruz. Ticaret Odası tüm odaların başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'yu ağırlıyoruz. Ergün Atalay başkanımızı ağırlıyoruz. Yani sonuç olarak hem Türkiye'nin konuştuğu hem de bir yıl boyunca Kurtereli'nin konuşulduğu güreş organizasyonu oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, burada güreşen tüm pehlivanlara, hocalarına ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Başkanım, biz burada tüm baş pehlivanlarla röportaj yaptık. Tüm misafirlerimizle röportaj yaptık. Her biri Yücel Yılmaz Kurtereli Er Meydanı'nı Kırkpınar'ın önüne geçiriyor dedi. Siz buradaki organizasyonun Türkiye'de tek olduğunu düşünüyor musunuz? Yani şöyle, biz zaten birliği kurarken bütün güreşlerin kalitesini arttırmak istediğimizi ifade ettik. Kırkpınar geçilmesi imkansız olan bir zirvede. Neden? Türkiye'nin olimpiyatları, yani yağlı güreşin olimpiyatları. Biz güreşin kalitesini topyekün arttırmak istiyoruz. Burada yapmış olduğumuz hareket tüm Türkiye'de örnek alınsın, kuralları netleşsin, sahada seyirci olsun, sahada seyir zevki olsun, mücadelemiz bu. Elhamdülillah başarmaya başladık. Birlik beraberlik içerisinde tüm belediyelerle, federasyonumuzla beraber bu işe yükleniyoruz. Güzel de sonuç alıyoruz. Başkanım, her misafirimize sorduk. Kurtereli Mehmet Pehlivan deyince aklınıza ne geliyor diye, siz güreş sevdalısınız. Kurtereli Mehmet Pehlivan'ı bizim için ölçüsüz ve çok yüksek değerde yapan, asaletini Türk milletinin özdeşleştirmesi. Yani ben her güreştiğimde Türk milletinin asaletini omuzlarımda hissederdim, ona göre güreşirdim demesi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün o sözü tüm sporculara düstur elde etmesi. Yoksa çok değerli güreşçilerimiz var, pehlivanlarımız var. O bunu bir civan pehlivanı, Osmanlı pehlivanı olarak Cumhuriyetle, Türklükle özdeşleştirdiği için bizim için çok değerli. Kuvayi Milliye şehrine de böyle bir duruş yakışır. Kendisine Allah rahmet eylesin. Düsturunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 62.si düzenlenen Kurtereli yağlı güreşlerinde Kurtereli Mehmet Pehlivan'ın kabri saadetlerinin hemen yanı başında Kurtereli Er Meydanı'nda Doğalı Çayırlar'da AK Parti İl Başkanımız Sayın Ekrem Başaran'la birlikteyiz. Bu güreşlerin hamisi konumunda olan AK Parti İl Başkanımıza sözü takdim etmek istiyorum. Evet, Kurtereli Mehmet Pehlivan dedemize yakışır torunlar olmak azmiyle, gayretiyle açıkçası bu güreşleri tertip ediyor Karesi Büyük Belediye'miz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız. Çok güzel bir organizasyon. Her geçen sene daha profesyonel, daha güzel gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon açıkçası. Tabii güreş bizim atasporumuz. Kültürümüzün, geleneğimizin gereği bir sporumuz açıkçası. Balıkesir'in de bu noktada çok ciddi bir yeri olduğunu her geçen sene daha güzel, daha kaliteli organizasyonlar yaparak bütün Türkiye'ye gösteriyoruz. Tabii misafirlerimiz de her geçen sene daha üst düzeyde olmaya başlıyor. Bu sene Milli Savunma Bakanımız, hemşehrimiz Hulusi Akar Bakanımız da teşrif ettiler, onurlandırdılar güreş alanımızı. Dün Balıkesir'de güzel temaslarımız oldu. Bugün de güreş alanındalar. Kendilerine teşekkür ediyoruz bizleri onurlandırdıkları için.
Güreş bizim dediğim gibi atasporumuz. Gençliğimizin, çocuklarımızın hepsinin farkında olması gereken bir spor. Tabii ki futbol, basketbol, diğer spor etkinlikleri de bizler için geçerli. Ama atasporumuz güreşin bizler için farklı bir anlamı var. Hem kültürümüz gereği, ondan sonra Peygamber Efendimizin tavsiyeleri var bu noktada. Açıkçası çocuklarımızın güreşe yönelik şeyler yapması, eğitimler yapması, bu noktada çalışması ile ilgili. Biz de bunları yerine getirmenin gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz açıkçası. Dediğim gibi çok güzel her taraf, kalabalık. İnsanlarımızın farklı şehirlerden, farklı ilçelerden buralara koşa koşa gelmesi, hem de 3 gün boyunca buralarda bulunması ayrı bir güzellik açıkçası. Ben başta Dinçer Başkanımız ve Yücel Yılmaz Başkanımız olmak üzere tüm organizasyon ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Başkanım, peki güreşin Balıkesir'deki dününü ve bugününü sorsak size. Biliyorsunuz 2014 yılından önce muhtarlık yapıyordu. 2014'te Büyükşehir Belediyesi olduğunda Karisi Belediyesi'nin öncülüğüyle yapılmaya başlandı ve bugünkü halini aldı. Adeta Kırklıların, yani olimpiyatların rövanşı niteliğinde şu anda Türkiye'de adını duyurdu. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Kurtdereli'nin dünü bugünü nasıl? Kesinlikle, yani Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a yakışır organizasyonları Büyükşehir'le beraber olmaya başladığını görüyoruz açıkçası. 2014'ten sonraki organizasyonlarda buraların ilk halini de hepimiz biliyoruz. Aslında sizlerin yayıncı olarak o eski halini de bulup böyle yayınlayıp bugün nereye geldiğimizi göstermek açısından çok güzel ve anlamlı olur diye düşünüyorum. Kırkpınar'dan sonra diyoruz ama bu sene bakıyorum ben Kırkpınar baş pehlivanı elendi yanlış bilmiyorsam. Maalesef finale çıkamadı diye biliyorum. Tabii Kırkpınar tabii ki çok daha eski geleneğe sahip, yüzyıllara sari bir açıkçası güreş turnuvamız. Ama Kurtdereli de inşallah ikisi beraber anılarak Türkiye'nin en büyük iki yağlı güreş organizasyonu, iki atasporunun gerçekleştirildiği, icra edildiği, kıymet bulduğu bir yer olarak ifade edebilirim. Tabii bugünkü organizasyonun kalitesi boşuna değil. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımızın tüm Yağlı Güreş Kentleri Birliği Başkanı olması, işte bütün federasyon yetkilileriyle çok sıkı diyalog halinde olması, bu işin nasıl diyelim, bilimsel altyapısından fiziki organizasyonuna kadar her türlü şeyin yapılması bir birikim istiyor. Yani biz hadi yapalım, kalkalım bu işe, her türlü parayı da harcayalım, onunla olan bir şey değil. Bir kültürün olması gerekiyor. Bir ne bileyim, bir network'ün, bir know-how'un olması gerekiyor açıkçası. Yücel Başkanım da bu konuda çok yetkin bir isim. 2014'ten beri zaten Karesi Belediye Başkanı iken başlayan Büyükşehir organizasyonu başlattı ama aslında burası Karesi Belediye'mize bağlı olduğu için daha o ilk günden beri bu işin içerisinde olduğu için bugünkü kalitenin arkasında o isim var tabii ki. Şeksiz şüphesiz bir şekilde. Yani organizasyonun kalitesi tabii ki marifet iltifata tabi. Yani hem insanların bu işe iltifat göstermesi hem de bu işi organize edenlerin de o gelen kişilere yakışır bir organizasyon gerçekleştirmesiyle mümkün oluyor. Bu da bilgiyle, beceriyle, açıkçası vizyonla oluyor, imkanla oluyor. Bunlara verilen değerle oluyor. Yücel Başkanım da bunların hepsini yerine getiriyor. Allah razı olsun. Hem Yücel Başkanım hem Dinçer Başkanım, ben biliyorum aylardır bu işin fikri altyapısından başlıyor, fiziki çalışmalara kadar hepsi beraber bu işi halletmeye çalışıyorlar. Ellerine, yüreklerine, gönüllerine sağlık hepsinin. Başkanım çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Sizler de sağ olun. Evet. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Abdullah Altıntaş. Balıkesir'de inşaat şirketi olan bir ailenin mensubuyum. 2012 yılından beri güreşlerin faal olarak içerisindeyim. 2012 ilk ağalık yılım. O zamandan bu zamana da arada boşluklar olmasıyla birlikte bu çayırın ağalığını yaptım. Ve bu çayırın da ilk altın kemerli ağası benim. Dediğim gibi iş hayatı olarak ticaretle uğraşıyoruz ve inşaat sektöründeyiz. Balıkesir'in de bu konudaki en büyük oluşumlarından birisinin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi ve genel müdürlüğünü yapıyorum. Peki, çok memnun oldum. Şu anda Kurtdereli güreşlerinin 62.si düzenleniyor. Ben size öncesinde şunu sormak istiyorum. Kurtdereli Mehmet Pehlivan deyince aklınıza ne geliyor? Şimdi Kurtdereli Mehmet Pehlivan bir cihan pehlivan. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Şu anda kabrinin burada olması,
bu çayırda bu güreşlerin olmasına vesile olması onun ne kadar büyük bir kişilik olduğunu da gösteriyor. Yani burada çok değişik bir manevi hava var. Bu manevi havayı diğer çayırlarda göremezsiniz. Kurtterli Mehmet Pehlivan kendi döneminin üzerine düşenini en iyi yapmış olan pehlivanlarından ve ülkesini, milletini en iyi şekilde tanıtma şerefine ermiş bir insan. Ve bunu da tabii başta ilk pehlivanlık yaptığı yıllardaki padişahlar da sonrasında da rahmetli Atatürk de bunu çok iyi şekilde takdir etmiş ve onun sözünü Türk sporcularına da meslek düsturu ilan etmiş. Yani şu anda yaşayan bütün sporcular o meslek düsturu içerisinde olması lazım. Yani böyle bir pehlivan, tabii Türk tarihinde çok pehlivanlar var. Ama böyle bir pehlivan da bizim için çok özel ve burada yaşamış, hayatını burada geçirmiş ve Balıkesir Kurtderili olarak şey yapmış, vefat etmiş. Bizim için çok kıymetli bir değer ve inşallah ismine yapılan bu güreşler yüzyılları aşarak devam eder. Evet. Bu atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şu anda biliyorsunuz baş pehlivanın er meydanı 40 bin av olarak bilinir. Kurtdere'de bunun rövanşı olarak bilinir. Şu anda Kurtdere'nin 62. Yıl dönümünde muhteşem bir atmosferi hep birlikte yaşıyoruz. Birbirinden kıymetli güreşçilerimiz var. Birbirinden değerli güreşçilerimiz var. Ve hepsi sabahtan beri, hatta cumadan beri kıran kırana bir güreşi burada yapıyorlar. Şu anda neredeyse sonuna geldik. Artık final güreşlerini izliyoruz. Şu anda Hüseyin Gümüşyalan'la Yusufcan Zeybek güreşiyorlar. İnşallah bugün buradan bir yeni bir baş pehlivan çıkacak. Biliyorsunuz Kırkpınar'da Ali Gürbüz Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilmişti. Yine burada da bu iki yıldır bu güreşi kazanan, Kurtdere güreşlerini kazanan Ali Gürbüz'ün favori olduğu söyleniyor idi. Ama yine Mehmet Yeşil Yeşil'e yenildi. Yani baktığınız zaman Kırkpınar'ın rövanşı Kurtdere şeyi aslında gerçekleşmiş oldu. Ama biz bugün burada gerçekten çok birbirinden güzel güreşleri seyretme imkanı bulduk. Önemli olan bu zaten. Güreşçiler birbirlerine meydan okuyorlar ve güreşlerini gerçekleştiriyorlar. Bunlar bizim için çok önemli. Bizim kültürümüzün, geleneğimizin bir parçası bu güreşler, yağlı güreşler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle, Genç Spor Bakanlığımızın desteğiyle, Güreş Federasyonu desteğiyle Kurtdere'yi gerçekleştiriyoruz. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, yine Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan ve Balıkesir heyeti olarak biz milletvekilleri bu güreşin önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelecekte de elimize ne gelirse her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu Kurtdere güreşleri hem Türkiye çapında hem dünya çapında gelecekte daha iyi yerlere gelir. Ama daha iyi yerlere gelmesi için de çaba sarf etmek gerekir. Evet. Peki 2014 yılından öncesi muhtarların yaptığı bir güreşti. 2014 evet. yılından sonra Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir güreş oldu. Doğru. Biz size güreşin Kurtdereli Er Meydanı'nda dününü ve bugününü sorsak, nereden nereye geldiğini sorsak, bu gelişmeyi, bu ihya ve inşa çabasını bize nasıl anlatırsınız? Çok güzel bir soru. Şimdi biz Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a Cihan Pehlivan diyoruz. Cihan Pehlivan'ının Er Meydanı'nın da ona yakışır bir şekilde olması gerekiyor. Aynen söylediğiniz gibi o günden bugüne baktığımız zaman muhteşem bir gelişme var. Organizasyon çok daha iyi, katılım çok daha iyi. Bugün burada baktığımız zaman hem Balıkesir'den hem Balıkesir'in çevre illerinden seyirci çeken, Türkiye genelinden seyirci çeken bir artık alana dönüştü, meydana dönüştü Kurtdere. Bu da çok önemli. Bugün burada Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Paşa da burada. Güreşleri kendisi de seyrediyorlar. Bu bizim aslında bu güreşlerin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar iyi bir yere taşındığını gösteriyor. Yani az önce söylediğim gibi o günlerden bugünlere geldiğimiz zaman büyük bir değişim var. İnşallah bu büyük değişimin, büyük şehrimizin sahiplenmesiyle daha da iyi yerlere doğru gideceğini düşünüyorum. Burada az önce de ifade ettiğim gibi şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sporun her türlüsünü destekliyor. Yağlı güreşlere de büyük bir destek veriyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu anlamda da desteklere devam edeceğini düşünüyoruz. Bizler de elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğiz. Çok çok teşekkür ederiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin online televizyonuna röportaj veriyorsunuz. Bu sebeple size özel bir soru sormak istiyoruz. Buyurun.
Balıkesir deyince aklınıza ne geliyor Sayın Bekir? Valla şimdi Kurtdereli güreşlerindeyken Kurtdereli Mehmet Pehlivan diyelim. Peki Kurtdereli Mehmet Pehlivan deyince neler söylersiniz? Ya az önce söyledim, Cihan Pehlivanı olarak biliniyor kendisi. Sadece Balıkesir'i kendisini tanıtmış değil, Türkiye geneline ve dünyaya tanıtmış bir pehlivan. Yağlı güreşler de bizim tarihi tam 600 yıllık gerilere giden bir kültürümüz olduğuna göre bunu en iyi şekilde yaşamış, temsil etmiş ve milletimize armağan etmiş büyük bir markadan, büyük bir pehlivandan bahsediyoruz. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın kendisine müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz. Hem Balıkesir'imize kattıkları için hem ülkemize kattıkları için. Çok çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sayın Bakanım, Hulusi Akar derler senin adına. Milli Savunma Bakanlığı hizmetinle doyamadı tadına. Milli Savunma Bakanlığı deyince Hulusi Akar gelir akla. Halkçısın, bu halkın içinden geldin. Yaptığın hizmetler senin eserin. Dolduramaz senin yerin. Helal olsun sana yapılan alkışlara. Güvenle bakar yarınlara. Bu halkın içinde olduğun bir numara. Yaşa Sayın Bakanım, sen çok yaşa. Gülmek senin tutkun olsun. Eğer bir gün ağlarsan o da mutluluktan olsun. Bugünün dünden, yarının bugünden güzel olsun. Yaptığın ve yapacağın hizmetler şimdiden hayırlı uğurlu olsun.